VYS Mimarlık Necmi İnce ile Zirvedekiler programını sunar. Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim programımıza hoş geldiniz. Bu hafta özel yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta neredeyiz? Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dayız sevgili izleyiciler. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik'in misafiriyiz. Sevgili bakanım, öncelikle çok teşekkür ediyoruz efendim bizleri misafir ettiğiniz için ve yoğun programımız olması hasebinde. Hoş geldiniz. Şanlıurfa'mıza diyelim inşallah. Evet, sevgili bakanım, tabii seçim süreçleri AK Parti sürecinde 6. seçime girmekte bulunuyoruz. Bununla ilgili isterseniz bununla başlayalım. Bu seçimin ne farkı var? Tabii ki siyasi olarak aslında bir seçim değil, referandum süreci gündemde. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz ve bu noktada hangi tür çalışmaları yapıyorsunuz efendim? Şimdi ifade ettiğiniz gibi bu bir referandum süreci. Türkiye'de önemli bir anayasa değişikliği sürecini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla bir siyasi parti, bir cumhurbaşkanlığı veya başka bir seçim değil. Referandum süreci siyasetten biraz daha bağımsız, 80 milyonu direkt olarak ilgilendiren bir seçim. Bu perdeden, bu zaviyeden bu olaya bakılmasının doğru olduğu inancı içerisindeyim. Tabii biz Şanlıurfa'da ağırlıklı olarak Türkiye'nin muhtelif illerinde çalışmalar yürüttük ama ağırlıklı olarak da son dönemlerde Şanlıurfa'dayım. Şanlıurfa'da ulaşılması gereken bütün kesimlere ulaşma gayreti içerisindeyim. Buranın tabii insanı, kültürü, mutfağı, ağız tadı, birçok farklı özellikleri var Şanlıurfa'nın. İşte bu özellikleri dikkate alarak burada 6 yıllık bir süre içerisinde vatandaşlarımızla adeta kucaklaştık. Birbirimizi iyi anladık ve bu çerçevede de çalışmalarımızı huzur içerisinde, birlikte, dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Çalışmalarımız ağırlıklı icraatlere dayalı çalışmalar. Yani laf üretme şeklinde bir siyaseti biz Şanlıurfa'da yürütmedik. Ne yapmamız gerekiyor ise, ne yapılması gerekiyorsa, neye ihtiyacı varsa onların üzerinde konuştuk ve onları yaptık. Şimdi de referandum süreci olmasına rağmen tabii bakan olunca vatandaşların talepleri çok. O talepler çerçevesinde de biz vatandaşlarımızın cevap bekledikleri hususlara gerekli icraatlarla cevap vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bazı sorunların da referandum vesilesiyle çözümünü gerçekleştiriyoruz. Süreç, 6 yıllık süreç, birbirimizi iyi tanıma, vatandaşların beklediği sorunlara cevap verme ve referandum sürecinde de bu iş bir anayasa değişikliğidir, sistem değişikliğidir, devletin tepesindeki kavgaya son vermedir şeklindeki özetleyebileceğim üç sacaya üzerine devam eden çalışmalarımız. Tam da bu noktada efendim bir parantez açalım isterseniz. 2011 yılı öncesi bizler de yine sizin misafiriniz olarak Şanlıurfa'ya gelmiştik. O zaman seçim vaatlerinizde 400 proje demiştiniz. Tabii Urfalılar da şaşırmıştı. Sayın Faruk Çelik 400 projenin kaçını yapacak, 400 projelerde neler olur, neler olmaz, kaçını tamamlanır diye bir bakış vardı. Sonrasında şimdi Urfa'dayız, Urfa'ya geldik, gördük ki 400 proje bitmiş efendim. Sonrasında 200 proje daha bitirilmiş. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii Şanlıurfa coğrafyası geniş bir coğrafya. Kırsalda %45-50 nüfus yaşıyor. Talepler çok ve bu taleplerin sorunları çok. Yani buralar tabii Bursa'ya benzemez. Yani İzmir'e benzemez, Manisa'ya benzemez. Burada yıllarca ihmaller de söz konusu. Terörün getirdiği dezavantajlar da var. Yani terör direkt Şanlıurfa'yı bünyesinde olmasa bile etrafta terör faaliyetleri Şanlıurfa'yı da ister istemez olumsuz. Tabii sınırda olan bir ilimiz. Tabii etkilemiş Şanlıurfa'yı. Biz dolayısıyla önce güvene dayalı bir sistem, güvene dayalı bir çalışma ortamının oluşmasının doğru olacağını tespit ettik. Ve bütün billboardlara da şunu söyledik. Yani sözümüzün eriyiz, Şanlıurfa'nın neferiyiz dedik.
Yani o şekilde işe başladık, işe öyle koyulduk. Hakikaten güvene dayanınca, söz verince, sözünüzü yerine getirince muazzam bir güzellik oluşuyor. Muazzam bir kaynaşma oluşuyor. Arkasından da icraatlar bir bir geliyor ve et tırnak gibi gerçekten vatandaşla siyasetçinin kaynaşma tablosunu yaşıyoruz. Tabii 2011 seçimlerinde ilçelerin tümünü, büyük yerleşim birimlerini gezince, o zaman beldeler de vardı, onları gezince, şehir merkezini gezince gördük ki çok ciddi sorunlar var. Hemen el atılması gereken sorunlar var. Bunları irili ufaklı tamamını 400 kalemde arkadaşlarımızla oturduk, topladık. Ve dedik ki biz bu dönem 400 tane projeyi yaparsak altyapı sorunları büyük ölçüde bir noktaya gelmiş oluyor. Ondan sonra ikinci hamle çok daha kolay olur. Ama önce şu 400 projeyi endeksleyelim dedik. Oraya endekslendik ve onların tümünü bitirdik. Bunu başlarken bir kitapçık halinde getirdik. Dedik ki millete buyurun size 400 tane sorununuz var. Bu sorununuzu çözeceğiz sözünü verdik. 4 yılın sonunda da kitapçığı, çok büyük bir kitapçık oldu. Dedik ki buyurun 400 tane sorununuzu çözdük. İki kitapçığı da saklayın, mukayese edin dedik. Böylece daha büyük bir güven ortamı oluştu. Yani laf üreten değil, iş üreten siyaset anlayışı. Politikacı değil, siyasetçi kimlik daha da Şanlıurfa'da öne çıktı, kabul gördü. Ve ikinci dönem içinde Şanlıurfa'nın daha üst düzey bazı projeleri vardı. Onlar şimdi bir bir devreye girmeye başladı. Mesela Eyyubi Hastanemiz 800 yataklı. Çok modern bir hastane oldu. Bölge açısından da bu şehir hastanesi değil. Eyyubi Hastanesi, her ilçeye bir hastane bitirdik bu dönemde. Yani bizim merkezi hükümetin destekleriyle 10 ilçemiz evet. var. Tabii canım. Evet. 10 ilçemiz var. 10 ilçenin hastanesi hemen hemen 9'unun bitti. Yani hastane sorunu yok şu anda. Ama merkezde de Eyyubi Hastanesi de bir 800 yataklı hastane bitti. Şimdi faaliyette 1700 yataklı şehir hastanesinde şu anda temelleri, hafriyatları devam ediyor. Hızlı bir şekilde 3 yıl içerisinde onu da bitireceğiz. Dolayısıyla 50 yıllık gelecekte Şanlıurfa'nın sağlık sorunları çözülmüş oluyor. Ayrıca eğitimle de 400 okul yaptık 3 yıl içerisinde. Sınıf mevcutlarını 30-35'e çektik. 75-80'lerden sınıf mevcudu 75-80 olan Şanlıurfa'da şu anda 25-30-35 arasında sınıf mevcutlarımız var. Yine yaygın bir şekilde devam eden, şu anda 75 okul devam ediyor. Büyük köylere, büyük yerleşim, büyük köy dediğimiz mahallelere, yani eskiden köy olup şimdi mahallelere de yine lise yapacağız ve taşıma eğitimini biraz frenlemiş olacağız. Yani burada iş çok. Ve planlı programlı bir şekilde birinci dönem vaatlerimizi yerine getirdik. İkinci dönem Şanlıurfa'nın biraz daha Türkiye'nin gündeminde, bölgede artık daha hızlı bir şekilde ayağa kalkan, herkesin imrendiği bir şehir olma yoluna girmiş bulunuyor şu anda. Çevre illerine gittiğiniz zaman işte Adıyamanlılar diyorlar ki bakanım bize de el atsanız da biz de, halbuki oraya da ilgileniyoruz. Adıyaman da bizim şehrimiz. Mardin, Diyarbakır hepsi Şanlıurfa'daki bu değişim dönüşümü dikkatle izliyorlar. Biz de oradaki gelişmeleri izliyoruz. Bölgenin tümünde bir hareketlik var ama özelde Şanlıurfa'nın birçok daha artısı oluşmuş bulunuyor. Evet efendim, tam da bu noktada gerçi biz de 2010'lu yıllarda geldiğimizde seçim çalışmalarında sonrasında hakikaten farklı bir Urfa gördük. Biz de şaşırdık ekip olarak arkadaşlarımızla. Hatta o süreçte sizin beyanatlarınız vardı. Meydanlarda şunu söylüyordunuz. Öncelikle biz buraya geldiysek Ankara'daki tüm yetkililer de, bürokratlar da buralara gelecek. Ve sonrasında yine bugün de, dün de programlarınızda özellikle bakanlığınıza ait olan, Tarım Bakanlığı'na ait olan başta genel müdürler, bürokratlar olmak üzere meydanlarda gördük. Efendim halkın size büyük bir teveccühü var. Bu anlamda bir gününüz nasıl geçiyor? Yöneticilerin masa başında değil de halkın içerisinde olması ülkeye ne tür katkıları olur? Şimdi biz Ankara, Şanlıurfa'ya gelecek niye dedik? Yani bin bir türlü kırsalda çalışan ağırlıklı tarım şehri olan Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızın bu kadar uzun bir yolu,
kat edip sıradan bir iş için Ankara'da bakanlıkların önünde, milletvekillerin kapısında olmalarını biz doğru bulmadık. Yani. Çok yoğun bir akım vardı böyle Ankara ile ilgili. Biz bunu durdurduk, dedik ki sakın Ankara'ya gelmeyin. Çünkü Ankara sizin ayağınıza gelecek. Bugüne kadar defalarca bütün bakanlar, başbakanlar ve cumhurbaşkanımız defalarca Şanlıurfa'ya geldi, getirdik. Bunun yanında Bakanlar Kurulu'nu da Şanlıurfa'ya getirdik. Yani Bakanlar Kurulu ilk kez 2 günlüğü Şanlıurfa'da geçirdi. Son derece verimli oldu. Mesela AK Parti'miz bütün il başkanları, MKYK üyeleri, gençlik kolları, kadın kolları burada toplantılar, 3 gün boyunca toplantılarını burada gerçekleştirdiler. Yani hem parti düzeyinde herkes buraya geldi. En yetkili kurullar, kurumlar. Hem Türkiye'deki bürokrasi tümüyle buraya geldi ve siyasetin tüm alanları, tüm kademeleri de Şanlıurfa'ya geldi. En son Bakanlar Kurulu olmak kaydıyla. Dolayısıyla Şanlıurfa yerinden taşımayla değil, bizzat ilgililerin gelip yerinden tespit ettikleri sorunların çözümün hız aldığı bir şehir haline gelmiş bulunuyor. Mesela geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanımızı davet ettik, geldi. Burada çok önemli adımlar atmışız milli eğitimle ilgili. Ama çok ciddi de sorun alanları var. Orada bütün Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkilileri buradaydılar. O tespitleri yaptık, kaynakları belirledik ve hızlı bir şekilde şimdi milli eğitimde ikinci hamle dönemini de başlatmış bulunuyoruz. Bunun gibi bütün alanlarla ilgili şu anda ne yapacağımız belli. Yani bizim ilçelerde hangi yolları yapacağımız, hangi çevre yollarını bitireceğimiz, hangi altyapı hizmetlerini yapacağımız konuları günlük olarak şu anda takip ediliyor. Ve saat gibi de sistemin çalıştığını ifade edeyim. Bizim günümüz sabah saat 8'de başlıyor. 8-9'da yola çıkıyoruz ve yaklaşık gece 2'ye kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların içinde bütün yerleşim yerleri, bizim uğradığımız alanlar, STK'lar ve özellikle partimizin organize ettiği muhtarlardan alınız, diğer bütün kesimlere dönük toplantılar, bunlar hepsi içinde. Ama en önemlisi birebir temas son derece önemli. Yani vatandaşlarla, bilemiyorum ben, arkadaşlar söylüyorlar yani 200-300 bini bulmuştur yani bizim bizzat tokalaştığımız insan şu 15-20 gün içinde. Binlerce insan. Ciddi bir rakam hakikaten. Yani 200 bini kesin aşmıştır da 300 bin olduğunu bilemiyorum çünkü yani yani inanın olağan şartların ötesinde bir burada siyaset mücadelesi oluyor. Yani bunu batıdan baktığınız zaman anlamanız mümkün değil. Yani bir gün içerisinde 5-6-7 büyük toplantı yapıyorsunuz ve bu insanların tümü size dokunmak istiyor. Göz teması kurmak istiyorlar. Göz teması, el teması, tümü size bir şey sunmak istiyor. Elinde bir kağıt var, onu vermek istiyor. Size bir şey söylemek istiyor. Böyle yoğun bir gün, akşam belli bir saatten sonra mutlaka tespit ettiğimiz bazı önemli spesifik alanları da birebir görüşmeyi alıyoruz saat 10'dan sonra. Saat 12'ye doğru telefon görüşmelerimiz başlıyor. Telefon trafiği yürüttüğümüz kesimler var. Böylece gece 2'ye kadar dolu dolu bir çalışma sürecini gerçekleştiriyoruz. Evet, tam da bu noktada efendim biraz önce söylemiştiniz program içerisinde. Programlar içerisinde önemli STK'larla buluşmalar yapıyoruz demiştiniz. Süreçte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla her ay rutin gerçekleşen programlar gerçekleşiyor. Öncesinde malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhtar bile olamaz demişlerdi ve sonrasında Cumhurbaşkanı da muhtarlarla ilgili ayrı bir ilgi alakasının olduğunu her zaman söylüyor. Dün de siz özellikle muhtarlarla bir toplantınız vardı. Bizler de buradaydık. Efendim halkın talepleri, tabii ki muhtarlar o kasabanın, mahallenin temsilcileri. Talepler, sorunlar nedir, ne değildir? Özellikle referanduma günler kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi Şanlıurfa nüfusu 2 milyon. Yaş ortalaması 19. Türkiye'nin en genç şehri. Yaş ortalaması 19. Dolayısıyla burada taleplerin çeşitliliği çok doğal. Bir yerleşim olarak çok
yayvan bir yerleşim var kırsalından şehrine. %50 kırsalda, %50 şehirlerde insanlar yaşıyor. Tarım ağırlıklı, tarıma dayalı olduğu için GAP çerçevesinde sulama sorunları var, elektrik sorunları var, yapılaşma sorunları var. Yani Şanlıurfa tarıma dayalı birçok sorunları çözülmüş, birçok sorunları da bünyesinde barındırıyor. Biz şimdi vatandaşlarla görüşmemizde ağırlıklı bunlar gündeme geliyor. Gençliğe gelince genç nüfus, yani 600 bin üzerinde orta eğitimde öğrenci var yani. Çok büyük rakam yani. Tabii aileler de kalabalık Urfa'da. Yani aile tabii kalabalık. Şimdi gençlerin talepleri çok daha farklı. Gençleri spora yönlendirme konusunda, mesela dün Güreş Federasyonu Başkanımız gelmişti Bursa'dan, biliyorsunuz. Evet. Musa Aydın Bey dostumuz, sağ olsun. Burada 300-500'e yakın güreşçi sporcumuza çanta içerisinde eşofmandan ayakkabısına kadar güreş sporu ile ilgili toplantı yaptık ve onlara bu Güreş Federasyonu'nun hediyelerini dağıttık. Bunun gibi Spor Bakanlığı'nın bazı etkinlikleri, Aile Bakanlığı'nın bazı etkinlikleriyle gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, gençlerimizi teröre müzahir değil, aksine gençlerimizi Şanlıurfa peygamberlerin geldiği, peygamberlerin ikamet ettiği bir şehir olarak o özelliklerine uygun olarak milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmeleri konusunda çok büyük bir çaba gösteriyoruz. Sivil toplum örgütleri bu konuda duyarlı, onların çabaları var. Ama dediğiniz gibi aileler burada ortalama 7, 8, 9, 10, 15 çocuğa kadar çıkabiliyor. Ailelerin bazen çocuklara vaziyet etmesinde sorunlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla hem aileye hem çocuklarına sahip çıkacak bir politika, bir siyasetin izlenmesi gerekebiliyor. Bu konuda devletimiz güçlü. Devletimiz tüm bu sorunları, bu sosyal sorunların üstesine gelecek güçte. Bu konudaki imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yeter ki bir gencimiz yanlış bir istikamete gitmesin diye büyük çalışmalar var. Tabii sosyolojik olarak burada Şanlıurfa'da özellikle aşiret kültürü çok yaygın. Aşiret dediğimiz büyük aile. Bu büyük ailenin çok ciddi avantajları var. Herhangi bir sorun meydana geldiği zaman hiç devlet kademesine gitmeden ombudsmanlık çerçevesinde kendi bünyesinde sorunların çözme güçleri ve potansiyelleri var. Böyle bir avantajı var. Bazen de dezavantaja dönüştüğü yerlerde olabiliyor. İşte onları da biz diyaloglarla birlikte sürdürüyoruz. Yani bizim bu anlamda barıştırdığınız aileler de var. Tabii, önemli sürekli aileler. Hatta dün akşam da yine önemli bir aşiretin programına gitmiştiniz. Yani sorunlar burada bu yönüyle çok. Kendi bünyesinde bu aile yapısı bunu çözüyor. Çözemediklerinde devlet destekli birlikte çözüyoruz. Yani buradaki taleplerle batıdaki talepleri, buradaki sosyolojiyle oradaki sosyolojiyi karıştırmak gerekiyor. Çok farklı taleplerle karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi 500 bin üzerinde Suriyeli var mesela burada. Şehrin yani merkez nüfusu kadar bir nüfus Suriyeli var burada. Bu kolay bir iş değil yani. Yani bu kültür öyle bir şey ki 500 bin kişiyi burada kendi bünyesinde barındırıyor. Bu eğer bu değer yargılarına sahip olmasa, bir ensar değer yargısına sahip olmasa bu şehir çok büyük olaylar olur yani. Ama onu kendi içinde absorbe edebiliyor. Birlikte yaşama kültürü bu yönüyle burada çok ciddi bir mesafe kat etmiş ve birlikte yaşama kültürü iyice içselleştirilmiş diyebiliriz yani. Böyle bir ev sahipliğimiz de söz konusu. Dolayısıyla buradaki talepleri bizzat içinde yaşayarak görmek ve ona göre de çözümler üretmek gerekiyor ki bizim de yaptığımız bu. Tabii bu anlamda Suriye'de de bir anlamda komşu olmanız, biraz önce söylediğiniz gibi 500 bin Suriyelinin burada olması, batıda veya diğer illerde olmayan sıkıntıları da gündeme getiriyor. Tabii ki hem milletvekilleri hem kendi partinizin teşkilatı süreç içerisinde tabii sıkıntılar, sorunlar da büyüyor. Yani bu sorun olmaktan çıkarıyor yani bu aile yapısı. Herkes şunu görüyor. Bu bombaların altında, hatta nükleer silahların altında, kimyasal silahların altında
çaresiz hale gelmiş olan insanlar, buraya gelmiş olan bu 500 bin kişi, tabii ki sosyal hayatı çok ciddi etkiliyor, ticari hayatı etkiliyor. Birçok olumsuz etkileri var. Ama bir taraftan da ölüm var. Şimdi vatandaş bunların hepsini görüyor, Şanlıurfalı. Yani biz diyor, başımıza böyle bir şey gelse gidecek yerimiz var mı diye soruyor kendine. Gidecek yerimiz yok ki Türkiye olarak, Allah korusun. Onun için şu yaşadığımız süreçte herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Türkiye'nin başına birçok şey getirmek istiyorlar. Birçok çorap örmek istiyorlar o çevrelere karşı. Yani bizi vatansız bırakma mücadelelerine karşı bizim gidecek yerimiz yok. Onun için vatanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Dört elle bizim değer yargılarımıza sarılmamız gerekiyor. Bu referandum süreci de bununla direkt ilgili. Yani mesele memleket meselesi. Mesele devletin tepesinde kavga ederek, antidemokratik bazı unsurlara yol açma, onlara yol verme, dolayısıyla demokrasiyi öteleme, dolayısıyla arada bir yerinde sayma, ülkeyi geri götürme gibi yönetimden kaynaklı sorunları ortadan kaldırma günüdür 16 Nisan. Bunu gerçekleştirdiğimizde çok daha meselelerimizin seri çözüleceği bir sürece girmiş olacağız inşallah. Tam da bu noktada efendim, mesele sanki Recep Tayyip Erdoğan şahsına endekslenmiş bir bakış da var. Biz bundan önceki yaptığımız programlarda AKİŞ Konfederasyon Genel Başkanı Mahmut Aslan da kendilerinin 1980 yılından bu yana hep anayasanın değişmesini ve başkanlık sisteminin gelmesiyle ilgili çalışmaların olduğunu ve hep evet dediklerini söyledi ki bu hiçbir siyasi parti ayırt etmeden evet dediklerini söylemişti. Siz bu anlamda özellikle muhalefetin, ana muhalefetin yine gündemde işte diktatörlük açıklamaları ve Recep Tayyip Erdoğan şahsına endekslemesini nasıl buluyorsunuz efendim? Şimdi dünya lidersizlikten kırılıyor. Lider yok. Siyasi partiler yok. Yani bir istikrar yok. Özellikle Avrupa'da. Çok ciddi siyasi istikrarsızlık ve sorunlar yumağıyla karşı karşıya dünya. İşte bu sorunlar yumağıyla karşı karşıya bulundukları sorunlar Türkiye'de yok. Bizde başka sorunlar var. Ama bizde istikrar, siyasi istikrar ve lider sorunu yok yani. Şimdi bunu gören özellikle Türkiye düşmanları bu istikrarı ve bu güçlü lider etrafındaki milletin bütünleşmesinden rahatsız oluyorlar. Çünkü buranın istikrarsız olması gerekiyor. Kendileri istikrarsız. Burayı da istikrarsız olması gerekiyor. Kalkınmasın, gelişmesin. Çünkü Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, kalkınması demek birilerinin küçülmesi demek. Onların küçüleceği kesin Türkiye büyüdüğü zaman. Yani bizim düşmanların küçüleceği kesin. İşte kendi içimizde bizim birbirimizle meşgul etmek istiyorlar. Şimdi iki tane düşmanı var tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın. Biri milleten tepeden bakanlar. Kendisini milletin üstünden gören tipler var. Yani kesimler var. Bunlar kendilerini özel olarak tanımlıyorlar yani. Kendilerinin oyunu da kimsenin oyuyla mukayese etmeyenler bunlar. Kendilerine böyle bir alan açmışlar. Hatta gündeme de gelmişti. Dağdaki çobanla oyu tabii. Yani benim çok şeyler mi diyen. Bir böyle milleti tepeye bakanlar. Bir de milletin düşmanları var. İçeride ve dışarıda. Bunların Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı var. Dikkat edin, vatandaşın böyle bir hazımsızlığı söz konusu değil. Ağırlıklı bunlardan kaynaklanıyor yani. Bunlar da son zamanlarda gördük. İşte Avrupa'nın, Hollanda'sının, Almanya'sının nasıl tavırın takıldığını. İçeride onların işbirlikçiliğinin kimler olduğunu, terör örgütlerinin nasıl topyekun Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını görüyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Milletin lideriyle bütünleşmesini hazmedemeyip Türkiye'yi kaoslarda tutma arzusunda olanların arzuları. Millet bunları boşa çıkaracak inşallah. Evet, tam da bu noktada isterseniz Urfa'ya dönelim tekrardan. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan'da Urfalılarla buluştu. İstanbul'dan sonra en fazla kalabalığın olduğu şehirlerden birisi olarak geçti efendim. Yoğun bir kalabalık vardı. Bizler de ekip arkadaşlarımız da kavşaklara baktık. Ya millet burada mı bekliyor dedik. Kendi aramızda meydanlara bir gittik. Girecek yer bulamadık hakikaten. Yüz binlerce kişi vardı. Efendim program nasıl geçti? Cumhurbaşkanı Erdoğan Urfa'da ne mesajlar verdi? Programı nasıl değerlendirirsiniz? Ya bizim şimdi Urfa mitingi ne Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşu günü hafta içi salı günü geldi. Gelmeyi istedi o şekilde. Çok doğru bir tespitti. Biz hafta içi olmasına rağmen çok büyük bir katılımın olacağını biliyor idik.
Bütün ilçeleri gezmiştik. Bu konuları konuşmuş idik. Baktık millet arzulu. Bunun için miting alanını yerini değiştirdik. Çünkü bizim miting alanımız çok zorlasanız 150 bin kişiye zorlayabilirsiniz. Yani eski miting alanımız 100 bin, 120 bin, 130 bin civarında bir miting alanımız var. Ama burada da 120 bini bulduğunuz zaman bunun önemli bölümü hatibi inceleme şansı yok. Yani görme şansı yok. Yani Cumhurbaşkanlığı görme şansı yok. Onun için biz ne yaptık? Bu miting alanını değiştirelim dedik. Başka bir daha ucu arkası yani ne git gidebildiğin kadar derler ya. Arkası açık bir miting alanını en geniş bir alanı bulduk ve orada miting yaptık. Tabii bu alanın da genişliği 60-70 metre bir genişliğinde ama derinliği 3-5 kilometre derinliğinde olabilecek. 2-3 kilometre derinliğinde bir alan. Şimdi bu alanda da şimdi vatandaş tabii 1 kilometre öteden Cumhurbaşkanlığı izleme durumuyla karşı karşıya kaldı şimdi. Çok uzak bir evet. şey. Böyle olunca acaba diyor yol geçiş güzergahındaki meydanlar var. Büyük meydanlar. O meydanlarda durdurup Cumhurbaşkanlığı biz burada dinleyebilir miyiz şeklinde girdi. Dolayısıyla birkaç yerde miting alanı oluştu. Bizim miting alanında emniyetten aldığımız 200 bin üzerinde, 220 bin civarında bir kişi bizzat izledi. Ama aynen katılıyorum size. Bir 100 bin civarında da Şanlıurfalı yani havaalanından özellikle bizim Abide kavşağında ben de geldiğim zaman dedim miting burada oluyor zannettim ben de. Biz de bilmediğimiz için şaşırdık arkadaşlar. Evet, evet aynen yani, öyleydi. Yoğun bir kalabalık acaba geldi mi dedik biz de uçaktan indik. Meydanın dışında meydanların oluştuğu bir yoğunluk vardı. Teşekkür ediyoruz Şanlıurfalılara. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktılar. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız da Şanlıurfalıları ve Şanlıurfa'yı çok seviyor. Ve her defasında bir dediğimizi de iki etmedi. Her türlü desteği de verdi. Şanlıurfalılar bunun farkındalar. Böyle güzel bir şey kurulmuş Cumhurbaşkanımız da Şanlıurfalılar arasında. Biz de arada bazı konularda köprü olmaya çalışıyoruz. Ve başarılı bir mitingdi. Zaten biz demiştik İstanbul'dan sonra kabul etmeyiz üçüncülüğü dedik. Onlar da bu sözümüze binaen meydanlara aktı diyebilirim. Yani. Evet özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar da bulundu. Hatta sizin isminizi söyleyerek Faruk Bey burada gerekli çalışmaları yapıyor. Konuları da anlatmıştır ama ben yine bir iki konuları anlatayım. İşte merkez ilçe haricinde yine önemli müjdeler verdi. Doğalgazın diğer evet. ilçelerle ilgili gelmesiyle ilgili. Efendim süreçte merkezi hükümet olarak tabii temsilcisi olarak Urfa milletvekili olarak uzun yıllar Bursa'da siyaset yapmış birisi olarak önümüzdeki süreçte yine referandumla alakalı tabii ki istekler talepler geliyor. Urfalılar devlet yatırımı olarak neler olacak efendim? Şimdi dediğim gibi biz hiç ara vermeden yatırımları sürdürüyoruz. Şimdi yatırımlar özellikle Suruç ve Viranşehir ilçeleri son derece önemli. Buralarda HADEP'in işte malum süreçleri vardı. Bu iki ilçeye çok önemli iki tane çevre yolu şu anda başladık. Hızlı bir şekilde onları tamamlayacağız. Viranşehir ile Sivereğin yolunu bitireceğiz. Ayrıca burada belki Türkiye'nin en büyük bir kültür parkı diyeceğimiz Bursa ile mukayese ederseniz belki onun 3 katı, 4 katı büyüklüğünde Tugay alanı var. Tam şehrin böyle bitişiğinde. Bu Tugay alanını kültür park olarak şimdi bu dönem dizayn edeceğiz. Ve Şanlıurfalıların hizmetine sunacağız ki çok prestijli bir proje olacak. Bu dönem içerisinde 50 bin metrekare tam şehrin ortasında 11 Nisan Parkı şu anda açılışa hazır hale geldi. Bizim böyle ağırlıklı şimdi bundan sonra bu altyapıların tümü hemen hemen bitiyor. Şehir hastanesi işte bitecek bu dönem. Şimdi bizim sanayi, gıda sanayi ve şehrin marka şehir, markalar üreten şehre dönmesi konusunda şu anda çalışmalarımız var. Bununla ilgili cazibe bölgeleri içerisinde ve o teşviklerden yararlanacak çok ciddi destekler ve çok ciddi katkılar sağlanıyor inşallah. Şanlıurfa bu dönemde de hak ettiği desteği alacak. İsterseniz şeyle devam edelim Sayın Bakanım. Bu süreçte tabii bu miting yapıldı. Yüz binler geldi ama öncesinde süreç dahilinde
neler yaptınız? Tabii çalışıyorsunuz, referanduma sayılı günler kaldı efendim. Tabii halk tarafında size bir teveccüh de var. Hatta bakan bey evet derse tamam, onun sözü kafidir diyenler var. Konuşmamda neler söyledim. Söz? Dedim ki şimdi biz güvene dayalı bir siyaseti burada oturttuk. Şimdi biz milletvekili arkadaşlarımız nerede evet diyorsak onun olacağını vatandaş biliyor. Kesinlikle o iş ötelenmez, ertelenmez diye biliyor. Güven oluşmuş durumda şu anda. Yani öyle bir problem yok. Çalışmalarımızı bütün Şanlıurfa satında gece 2'lere kadar sürdürüyoruz. Her milletvekili arkadaşımızın sorumlu olduğu alanlar belirlenmiş. Köylerin hemen hemen birçoğu tarandı. Yerleşim yerlerinin tümüne gidildi. Mahalle şimdi son 3-4 gündür hep şehrin merkezindeyiz. Evet. Şu anda hemen sizin programımızdan çıktıktan sonra çok yoğun bir merkez ilçenin toplantısına hemen katılacağım. Yani ne gece var ne gündüz var. Programlar milimetrik olarak yapılıyor ve bütün milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız o programları harfiyen uyguluyoruz yani. Evet efendim, bir başka konuyla da Urfa'dan ve Türkiye'den 16 Nisan sonrasında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Vallahi şimdi netice kesin, Türkiye genelinde evet oranı %50 aşacağını görüyoruz inşallah. Milletimiz bu konuda anlattıklarımızı ve Türkiye'nin yaşadığı sorunları çözüme dönük bu iktidarın ancak yol gösterici olabileceğinin farkında. Yani CHP'nin, HDP'nin, terör örgütlerinin hayır demesinin bu ülkeye kazandıracağı bir şey yok. Yani bir projeleri yok yani. Sırf hayır demek için hayır. AK Parti evet tarafında olsaydı, bunlar hep hayır tarafında olsaydı, bunlar hepsi evetçi olacaktı yani. Mantık bu. Yani ben bunu açık söylüyorum. Biz şimdi AK Parti olarak hayır deseydik, hepsi evetten yana olacaktı. Onun için bunların hedefsiz bu yaklaşımları milletimiz prim vermeyecek. Ve ben Türkiye genelinde 50 yaşayacağımızı ümit ediyorum. Şanlıurfa'da tabii bizim oyumuz %64.765. Son seçimlerde aldığımız oyumuz. Bunun üzerine çıkacağımızı söyleyebilirim. Ne kadar olur? Milletin iradesine bir şey, yani bu anlamda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Vatandaşlarımız her şeyi görüyorlar, biliyorlar. Zorluklarımız var tabii ama umuyorum ki 65'in üzerine bir oy alacağımızı gözlüyorum, gözlemliyorum. İnşallah 80'leri bulur, 70'leri bulur, 75'leri bulur, 85'leri bulur. Tamamen milletimizin, Şanlıurfalıların takdiridir. Bizim mühim olan bizim gidip kendilerine mesajımızı doğru bir şekilde vermemizi, anlatmamızı. Onu yapıyoruz. Neticeyi Cenab-ı Hak hayırlısıyla güzel bir netice almamıza vesile teşkil ederek güzel çalışmalar. Evet, tam da bu noktada efendim Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen gençlerle buluşmanız vardı geçtiğimiz günlerde. Bizler de oradaydık. Soru cevap kısmında önemli sorular soruldu. Hakikaten özellikle Saadet Partisi'nin bu süreçte rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın başkanlık sistemine evet demesine rağmen bu noktada hayır cephesiyle ilgili sorular soruldu. Ve şöyle bir bakıyoruz, rahmetli Özal, işte rahmetli Erbakan Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Alparslan Türkeş, bunların çoğu yeni hükümet sisteminin, başkanlık sisteminin olması gerektiğinden yanaydı ama sonuçta ülke bir referanduma gidiyor, Saadet Partisi de hayır diyor. O programda söylediniz, ben bir daha sormak isterim, neler söyleyeceksiniz? Ben tavanların ne dediği çok önemli değil, taban önemlidir. Ben uzun yıllar rahmetli Erbakan Hoca ile siyasete başladık. Siyaseti hepimizin hocası. Ben tabanın bir Kasım seçimlerinde de olduğu gibi doğrudan yana ve Türkiye'nin çıkış noktasından yana oy kullanacağı inancı içerisindeyim. Farklı kullanıda olabilir, saygı duymak gerekiyor. Ama ben öyle kurumsal olarak aldıkları kararın tabanda bir karşılık bulduğu kanaatinde değilim. Evet, 16 Nisan'a geri dönersek Sayın Bakanım, süreçte 16 Nisan sonrasında evet çıkması kimleri rahatsız edecek, kimlerin uykusunu kaçıracak efendim? Çünkü hem Avrupa'da dediğiniz gibi hem terör örgütleri bu anlamda. Dediğim ya az önce, memlekette ülke düşmanları var. Onların işbirlikçileri, dışarıdaki düşmanların işbirlikçileri var. Millete tepeden bakanlar var. Yani kimmiş bu 80 milyon deyip
Yani 1 milyon mutlu azınlığın havasında olanlar var. Bunlar tabii çok rahatsız olacaklar. Aynı zamanda dışarıdakiler artık Türkiye'nin tam bağımsızlık noktasındaki bu gidişine den dolayı artık Türkiye'ye ayar veremeyecek olan kesimleri çok rahatsız olacaklar. Ama ben halkımızın çok mutlu olacağına, gelecekten daha emin bir şekilde bu neticeyi karşılayacağı inancı içerisindeyim. Evet, Bursa'yla devam edelim. Programımızın da sonlarına geliyoruz Sayın Bakanım. Tabii ki Urfa milletvekilisiniz ama uzun yıllar, 30 yıl aşkındır Bursa'da siyaset yaptınız. Urfa'da devam ediyor. Ankara'da göreviniz, bakanlık göreviniz devam ediyor. Efendim isminiz hiç düşmüyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir hafta çalışma yapacaksınız diye Bursa medyasında da çokça gündeme gelmişti. Sonrasında başbakanla Bursa mitingine gelişini, sonrasında işte başka Bursa'da haricinde Urfa'da da programlarınız olması hasebiyle Urfa'ya geldiniz ama gündemden düşmüyorsunuz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii Bursalı özellikle partinizden AK Parti'de birçok kişi de Bakan Faruk Çelik Bey'in ne zaman Urfa'ya geri döneceğini diyenler de var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi ben Türkiye'nin bakanıyım. Dolayısıyla 80 milyona karşı sorumluluğumuz var. Bakanlığımın alanları ile ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cenab-ı Hak nasip etti. Son derece önemli bakanlıklarda ülkeye hizmet etme imkanım oldu. Devlet Bakanlığı'nda yurtdışı Türkler gibi bir birimin kurulmasını sağladık. Diyanet gibi önemli bir kurumun yasasını ve orada eksiklikleri gidermeye dönük bir imkan önümüze geldi. Onu gerçekleştirdik. TİKA gibi son derece önemli tarihi eserlerimizin yurt dışında ayağa kalkması imkanını elde ettik ve onları o alanda çok ciddi hizmetlerimiz oldu. Arkasında çalışma hayatı ile ilgili her alanında çok ciddi reformları gerçekleştirdik. Çalışma barışı ile katkı sunmaya çalıştık. Yani bize verilen bakanlıklardaki önemli görevleri reformlarla taçlandırarak hakkını verme gayreti içerisinde olduk. Bunlar hepsi 80 milyon içindi. Şimdi tarım ise toplumda %30-35'lik kesimi ilgilendiren, aslında hepimizi ilgilendiren, hepimizin sofrasını ilgilendiren son derece önemli stratejik bir alanda şimdi bakanlık görevini yürütüyorum. Bu görevleri de başarılı olmak için gece gündüz demeden bir gün dahi tatilimiz olmadı bizim, bakınız. 1 Kasım'dan bugüne ben bir gün tatil yaptığımı hatırlamıyorum. Yoğun bir şekilde tarımın sorunlarını, tarımın ayağa kalkmasını, var olan eksiklerin giderilmesini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah'a hamd ediyoruz bu kadar önemli millete hizmet alanında hizmet imkanı bulduğumuz için. Bursa'da gelişi güzel, bazı değerlendirmeler her defasında oluyor. Ne hikmetse biz ilgilenmediğimiz halde, biz uğraşmadığımız halde birileri bizim ismimizi sürekli gündeme getirir, dururlar öteden beri. Tabii bu ufuk meselesidir. Kimisi işte evin içi kadar düşünür. Kimisi ilçesi kadar, kimisi mahallesi kadar, kimisi şehri kadar, kimisi ülkesi kadar, kimisi de daha global, daha büyük bakar. Bunların hepsinin ufkuna göre de saygı duymak gerekiyor. Kimin ufku neyse o ufku zorla genişletemezsiniz. Bu yönüyle bazı yanlışların içerisinde olan insanlar var. Ama geneli itibariyle ben şehirlerde gündeme gelmem doğal bir şeydir. İz bırakanlar konuşulur. Eğer iz bırakıyorsanız Şanlıurfa'da da konuşulursunuz, Bursa'da da konuşulursunuz, Türkiye'de konuşulursunuz, tarım kesiminde sizi konuşur, çalışma hayatında kesimlerde sizi konuşur. Ben şimdi burada Tarım Bakanı olarak Şanlıurfa mitingini yapıyoruz. Sendika başkanlarının hepsi burada, TOP başkanı burada. Yani bütün çalışma hayatındaki aktörlerin hepsi buradaydılar. Niye geliyorlar? Ben ille gelin diye bir şeyim yok. Ama onlar vefa olarak gördükleri geçmişteki diyalog ve hizmetten dolayı koşa koşa bu mitingimizde bizi yalnız bırakmadılar ve Cumhurbaşkanımızı havalanda karşıladılar. TOP Başkanı da buradaydı. Ankara Ticaret Odası Başkanı da buradaydı. Hak İş Başkanı da buradaydı. Türk İş Başkanı da buradaydı. Yani aklınıza gelen bütün sivil toplum örgütü başkanlarımız, hatta Bursa'dan bazı sivil toplum örgütü başkanları da buradaydılar. Son derece güzel bir atmosfer. Dolayısıyla bugün de tarımla ilgili işin başındayız. Tarım kesiminin de Türkiye genelinde teveccühü var. İnşallah onlara karşı mahcup olmayacağız.
şimdi iz bırakıyorsanız, bu çerçevede siz konuşuluyorsanız güzel şeydi. Bursa'da biz iz bıraktık yani. Bursa'da da çok önemli hizmetlerimiz oldu. Şanlıurfa'da da çok önemli hizmetlerimiz var. Bu şekilde anılmayı, bu şekilde konuşulmasını ben mahsur görmüyorum. Çünkü hatta şunu da Sayın Bakanım araya giriyorum izninizle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingine neden Faruk Çelik, Bakan Faruk Çelik gelmedi diye, çalışma yapacak da niye gitmedi ben diye söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştüm. Cumhurbaşkanımız dedi ki bakın, ben dedim ki bakın bize 18 tane il yazılmış. 18 ilin bakan arkadaşlarımız gittiği zaman yarısı yollarda geçiyor. Halbuki Türkiye'de daha stratejik çalışmak gerekiyor. Dedik, Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyi doğru dedi. Mesela bana kendisi bizzat söyledi. Dedi ki ağırlıklı dedi Urfa ile Bursa elinin dışına çıkmasan dedi. Diğer arkadaşlar söyledi. Sen işte Mersin'le şuradan Adana'dan çıkmasan şeklinde bir plan yaptılar ve doğrusu budur. Yani şimdi 18 ile gittiğin zaman 18 gününüz heba olacak. Ama şimdi diyelim ki spesifik olarak Bursa ile Urfa'ya dışına çıkma dediğin an yoğun bir şekilde orada mesai harcayacaksınız. Ben Bursa'ya bir iki günlüğüne bakanlığında programlar vardı, katıldım. Baktım orada bir çalışma düzeni var. Çok fazla ihtiyaç olduğu da değil ama burada çok ihtiyaç var. Yani Şanlıurfa'da kolay değil yani bu coğrafya çok. Yayvan bir coğrafya. Yani sizinle görüştüğümüzde de öyle söylemiştiniz. Yani şimdi buraya geldiğiniz zaman ben bir güne işi bitiriyorum, iki güne iş bitiriyorum, üç güne bir olmuyor yani. Burada sürekli toparlayıcı bir çalışmayı bağlantılı bir şekilde götürmek gerekiyor. Dolayısıyla burada daha fazla ihtiyaç olduğunu gördüm. Dolayısıyla Şanlıurfa'da 5 puanın artması önemlidir. Yani bütün illerde artması önemlidir mutlaka ama bu coğrafyada bir eksikliğin evet, olmaması için bir mesainin daha fazla buraya harcanmasının doğru olacağını inancımda. Evet, son soruyla kapatalım efendim. Yine Bursa ile dedik. Bursa'dan yine misafirleriniz geliyor. Merkez ilçe Osman Gazi, Nilüfer, Kestel, Gürsü, hem siyasetçiler hem iş adamları hem STK'lar geliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor Bursalı hemşireliniz efendim. Yani ben bu arkadaşlarımız sağ olsunlar bütün seçimlerde ve bir şekilde birkaç günlüğüne gelip buraya bizi de ziyaret ettiler. Gittiler. Ben kendileriyle ilgilenmiyorum çünkü doğrusu bu yoğun trafiğin içerisinde dönüp arkadaşlarla zaman ayırıp oturma imkanım yok. Ama selamlaşıyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Urfalılar cömert insanlar. Kendilerini ağırlıyorlar, öyle tahmin ediyorum. Evet. Çiğ köfteler diyorlar, sıra geceleri yapıyorlar belki de. Belki de seçim bölgesi olarak burada bazı tespitler de yapıyorlar. Bize de iletiyorlar. Diyorlar ki çarşıya gittik, şöyle bir şey söylendi. Filan yere gittik, şöyle bir bilgi var şeklinde. Onlar da bize aktardıkları oluyor. Biz de memnun oluyoruz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Gelene gelmeyene hepsine teşekkür ediyorum. Kimse gelmek zorunda değil. Ama böyle bir vefa gösterisinden dolayı da hepsine bir teşekkürim. Sağ olsunlar. Biz hepsini seviyoruz. Allah hepsine razı olsun. Çok teşekkürler efendim. Son mesajınızı alalım, kapatalım programı. 16 Nisan önemli bir gündür. Bütün vatandaşlarımıza, izleyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu iş Cumhurbaşkanı'na dönük bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine arzusu, kendisine verilecek bir şey yok. Evet. AK Parti'ye verilecek bir şey yok. Ülkeye verilecek. Ülkenin çok ciddi kazanımları olacak. Ülkenin kazanmasını esas alarak vatandaşlarımızın evet mührünü vurmalarının çocukları için, torunları için, geleceğimiz için önemli olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Mevlam ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın temennisinde bulunuyorum. Efendim sürçülisan ettiysek affola, bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. İyi günler. VYS Mimarlık, Necmi İnce ile Zirvedekiler programını sundu.